Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul uzama. Ulularımızın sırları. Deb namlagan dersimizni menabattegisi. Bugün Abdurrahman ibn Amr al-Avzai rahmetullahi aleyhi hakkıda ders kıyken bulamız. Bu derslerimiz arkali biraderler. İslamımızın tarixini, onun ulug' shaxsiyatlarini, hayotini o'rganamiz. Bu shunday bir insonlarki yuksaklikka, ulug'likka, buyuklikka yetishgan kishi. Bular nafaqat ummatun Muhammadiyaga, balki butun insoniyatga yangi narsani taqdim qilib ketgan insonlar. Yana ularni mana shu martabaga, maqomga yetishiga sabab bo'lgan ishlarni ham ko'rib chiqamiz. Ularni mana shu ulug'likka yetaklagan sirlar haqida ham xabardor bo'lamizki, Takrar aytyapmiz. Shoyat ummat ularni mana shu sirlardan bohabar bo'lib, ularni mana shu qilgan ishlarini takrorlab, yana ummati Muhammadiyani peshqadamlik etaylasa. Abdurrahmon ibn Amr al-Avzoiy, Imom Avzoiy, bu kishi Livandan bo'lgan. Livanliklar bu kishi ularning imomi ekanligi, ularning peshvosi ekanligi bilan faxrlanishadi. O'zi ummati Muhammadiyga faxrlanishga arziydigan inson bo'lgan. Bu kishi dunyoda mana Livanda Baalbakda dunyoga keldi, yetim holida. Yetim bo'lgan bu kishi. Darsimizning muqaddamasida aytdik, insonlarni ulug'likka yetaklagan sabablardan bittasi otasini yo'q bo'lishligi. Chunki aytdik, yetim bola ertaroq ulg'ayishlikka majbur bo'ladi. Ertaroq katta bo'ladi, mas'uliyatni his qiladi. Yetimlarni parvarish qilayotgan, yetimlarga bir xayriyat qilayotgan bir xayriya fondlarini rolilari var. Yetimlarga yordam beriladi degan ma'noda, shuni yetimlarni ko'rsatganda, ularni bir bechora, hech kimga kerak emas, nochor, hech narsaga bir yaramaydigan odamda qilib ko'rsatishadi. Yo'q birodarlar. Mana shu yetimlik. Hozir aytdik, ularni ertaroq mas'uliyatni his qilishlikka majbur qiladi. Ertaroq ularning shaxsiyati yetiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ham yetim bo'lganligi birodarlar, siz bilan bizga o'zi kifoya. Ertaroq ulg'ayadi. Endi bu degan otasi bor odam albatta ulug' inson bo'lmaydi degan gap emas. Faqat otalar shuni tushunish kerakki, bolalarni bo'g'ib qo'ymaslik kerak. Ixtiyorni berish kerak. Ayrim ishlarga o'zi ixtiyori bo'lsin. Ayrim ishlarda qarorni o'zi qabul qilsin. Keyinchalik mas'uliyatini ham ko'tarishni o'rgansin. Ha, dadam kelsin, dadam aytadi. Bo'pti, dadam kelsinchi so'rab aytaman sizlarga javobini. Unaqa bo'lmaydi. Ertaroq katta bo'lishi uchun bolalarga xuddi katta odamdek bir muomala qilish kerak, ularga erkinligini berishlik kerak bo'ladi. Kibor ulamolarga ro'baro bo'lishidan avval Imom Avzoiy onasini qo'lida tarbiyada bo'ldi, ko'p safar qildi. Va mana shu safar ham u kishini shaxsiyatiga albatta ijobiy ta'sir o'tkazdi. Ibn Kasir aytadi, podshohlarning, xalifalarning, vazirlarning, savdogarlarning, ulamolarning va boshqalarini Imom Avzoiydek axloqli, odobli, aqlli, taqvoli, bilimli farzandi bo'lganmas. Alloh taolo bergan nodir bir qobiliyat, iste'dod edi. Va mana shu iste'dodini u kishi ertaroq angladi va ustozlarining yordamida undan unumli foydalandi. Siz bilan biz bilib turgan mana Imom al-Avzoiy martabasiga yetdi. U kishi hikmat egasi edi. Qanday so'z atmasin, ham suhbatlari bu so'zlarni go'zalligidan yozib olmay boshqa iloji qolmas edi. Imom Avzoiy faqatgina mana shu narsasi bilan mashg'ul bo'lmagan edi. Yana u kishi ilmi bilan mashg'ul va mana shu ilmiga amal qilganligi bilan mashg'ul edi. Birodalar, ilm qachon ilm bo'ladi? Agar unga amal qilinsa. Agar amal qilinmasa, u faqat ma'lumot bo'ladi. U kishi ilm xazinasi, hikmat bulog'i edi. O'zining zamonasining sayyidi edi. U haqida aytishardi, u fiqh va ilmning markazi. Ibn Kasir aytadi, u o'zining yurti ahlini va boshqa yurtlarni ham ilm bilan boshqardi. Fiqhda, hadisda, Rasulullohning g'azovatlari haqidagi ilmda. Imom Avzoiy birodarlar tabaa tobiin bo'lgan. Tobiinlardan katta bir jamoani ko'rgan. Imom Avzoiyni shogirdlari birodarlar mana Molik ibn Anas, ya'ni Imom Savriy, Imom Zuhriy. Bu kishilar İmam-ı Abu Hanifa'dek, İmam-ı Şafii'dek ilimge bo'lgan kişiler. Şularga İmam-ı Avzoiy ustoz bo'lgan.
Ko'pchilik imomlar o'zining zamonasida u kishining imomatini, adolatini, fazlini tan olishgan. Mana Moliki mazhabini boshlig'i Imom Molik aytadi, Avzoiy unga ergashiladigan imom. Sufyon ibn Uyayna aytadi, Avzoiy o'z zamonasining imomi edi. Kimlar baho beryapti bularga? O'zining zamonasida islom tarixida eng ko'zga ko'ringan ulamolar. Ibn Kasir aytadi, İmom Avzoiy haj qilganida Makka'ga keldi. Makka'ga kelganligini eshitgan Makka ulamoları u kishining istiqboliga chiqdi. Ana shu Makka'ga kelgan kishilardan Sufyon as-Savriy va İmom Molik ham bor edi. Avzoiyning kelganligini eshitdi, ulardan boshqa imomlarga qo'shilib chiqdi, olimlarga qo'shilib. Sufyon as-Savriy Avzoiyni mingan tuyasini ipini ushlab so'radi. İmom Molik ibn Anas Avzoiyni mingan tuyasini orqasidan haydab ketdi. Hani kimler hurmat gösteriyordu, kimler o kişiye tazim bacağı keltiriyordu. Şu yerde bir nesne ayet ölçümüz gerek. Kişinin ululikke, büyüklikke, yeteyledigen işlerden, sebeplerden bittesi kemterlik, kibir kımaslik. İmam Malik kim? Sufyon as-Savriyler kim? Bana şu kişiler şundaki mertebeye gibi oluş yıkaramazdan özlerden ilimliliği adam kegen payette kibir kımasından aldığı barıp hizmeti de kayın baptırışıptı. Bu kitap okuyurken, kitap okuyurken ülkelerimiz, ilim talabı duyurken buradalarımız, ürgen iş gereği bu genlerse. Kibir de genlerse buradalar, fakat Allah da Allah'a has. Kibir ne miydi? Hakka kömmeslik ve adamlarını mensimeslik. Eğer yükseliği de istesek, özüşü de istesek, kibir kımaylik, akeler, ülkeler. Bana şu Makka ahli aytadı, Avzoiy ve İmom Molik oturup bahs kılıçtı. İmom Molik bilen İmom Avzoiy. Peşinden asır geçe, asırdan şom geçe. Avzoiy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mağazileri, gazavatları hakkındaki ilim bilen İmom Molik'ini kömüp taşadı. İmom Molik ise fikhi meseleler bilen, fikh ilimli bilen Avzoiy'ini kömüp taşladı. Bana orada da biri ikincisinden kibir kımasından faydalan yaptı, biri bilmeyen nesan ikincisinden örgeni yaptı. İlimden iki adam tosulup kaladı. Bittesi mütekebbir adam, ikincisi öte tartınçak adam. Mütekebbir adam, şundan sorayım ama dedi de kibir kılı örgen miydi? İkincisi, şunu hem sorayım ama dedi de aşçı tartınçaklığı bilen ilimden tosulup kaladı. Bilesiler, hemen yakşı hulk, iki de yaman hulk da ortası tuturadı. Yani, hiç neseden kohmuydu. Hemen odan kokadı. Ben iki tanesi. Tamdan taşı dese taşı var orada. Aslan da kapaz gekir dese kir orada. Bu yaman bu, cinnelik bu, cesaretmez bu. Bu hemen odan koku orada. Özünü kölen kesti denem. Şimdi hakiki yakış kork değil mi? Ortası. Korkuş kereyi bu genesinden korkadı, ihtiyat oladı. Korkmasını kereyi bu genesinden. Yani kaytar vatamız. Her kende yakış kork, iki de yaman kork da ortası da duradı. Biz ilim örgenişimiz için, bizde kibren bulması gerek, aşıkça tartınca alıyan bulması gerek. İmam Avzoiy özünün ibadatı da, tabattülü de, sahabalar ile birleşirken de gidi. O kişi de tavazun barıdı. Bana dersimizi birincisi de ettik. Tavazun buluş gerek bizde. Balans dedik. Dini ilimlerge verilgen adam, fakat dini ilimler ile şugulanıp, dünya ilimlerini taşıvarması gerek. Tavazun buluş gerek. Ruhaniyatın yükselişi sebep oladıkken tahaccüd namazı, Kur'an kıraatı, zikirlerle meşgul olup durup, buradalar cesedine, terbiyesine taşa koyması gerek. Yiyiş gerek, içiş gerek, okulaş gerek, spor bulan, şugulanışı gerek, balans buluş gerek bizi tılda etken de. Onu yem üşeyemiz, bunu yem üşeyemiz. İmam Avzoiy Maraş'ın da insanıdır. Demek bu uluğlarımızın şahsiyeti de tavazun bugün. Bizi tılda balans bugün. Bir tamamda ikinci tamamda ötküzü bir varım bugün. İmam Avzoiy'ni peşkadan bulgen noktası ilim idi. Lekin başka sahalarda hem bu kişi Müslümanlığa peşva bulardı. İmam Avzoiy Rabbisi gibi bulgen ibadetini her türünü özüde cemledi. İhlas, kalbinin musaffaligi, Müslümanlığa şefkatli bugünlüğü, ulaga nasihat bo'lganligi, Alloh uchun ko'z yosh to'kishlik hammasidan boradi. Hammasidan boradi. Ibn Asokir aytadi, Avzoiy ibodati ko'p,
namozi güzel, takvodor, rohib, uzoq sukutli inson edi. İbn Ajlan aytadi, avzoidan ko'ra musulmonlarga shafqatliroq, nasihatgo'ro boshqa kishini ko'rmadim. Shunday ilm ahllari bor, ilmlik, lekin ummatga shafqat yo'q. Shiddat, qattiqlik, qo'polligini o'ziga yo'l qilib olgan. Birodarlar, mana Alloh taolaning Ar-Rafiq ismini o'qiganimizda Rasul aytdilar, "Ey Oyisha, muloyimlik, yumshoqlik qaysi ishda bor bo'lar ekan, shu ishni chiroyli qiladi. Qaysi ishda shu muloyimlik yo'q bo'lar ekan, shu ishni xunuk qiladi" dedik. Dindor odam muloyim bo'ladi. Chunki Robbisi Ar-Rafiq, muloyim. Musulmon odam nasihatgo'y bo'ladi, shafqatli bo'ladi. O'ziga fatvoni qattiqini oladi, lekin xaloyiqqa fatvoni yengilini aytadi. U kishi haqida yana aytilinadi, qahqaha otib kulganiga guvoh bo'linmagan deydi. Ibn Kasirdan uning majlisida o'tirganlar uning nasihatidan, uni suhbatidan albatta yig'lashar edi. Ko'zi bilan ham yig'lar edi, ko'zi bilan yig'lamagani qalbi bilan yig'lar edi. Uni hamrohlari aytishadi, avzoyi o'zining majlislarida yig'lamaslikka haris edi, ixlosli edi. Alloh uchun to'kayotgan ko'z yoshini odamlarga ko'rsatishni xohlamas edi. Ammo yo'q bo'lsa, unga rahim qilinadigan darajada qattiq yig'lar edi. Jarh va ta'dil ibnining peshvosi bo'lgan Yahyo ibn Ma'in aytadi, ulamolar 4 ta. Ya'ni o'zini zamonasini qarab aytayapti, ulamolar 4 ta. Sauri, Abu Hanifa, Malik va Avzoi. Valid ibn Muslimdan. Agar Avzoi subhini o'qisa, kun chiqquncha Allohni zikr qilib o'tirardi. Ko'ring, ilm ham bor, zikr ham bor, kechasi bir namozga turish ham bor, yig'lash ham bor. Amr ma'ruf nahi munkar ham bor, xalqqa ummatga shafqat ham bor. Bir sohada turib qolmagan bu insonlar. Bir ayol Avzoini onasini huzuriga kirdida, ana shu ayol Avzoi namoz o'qiyotgan yerni, ho'lligini ko'rib turib, bu namoz o'qiladigan joyingni bilmasdan bir yosh bola bavul qo'yib chekiliga dedi. Ya'ni shu gilonmidi, nima edi? Ho'l bo'lib ketgan edi. Shunda onasi aytdiki, "Yo'q, bu meni o'g'limni sajdada turib yig'lagandan to'kilgan ko'z yoshlarimdan ahmadir" javob berdi. Gilom hul bo'lib ketguncha yig'lar edi. Kim? Imom Avzoi. Va buni birovga ko'rsatishni xohlamas edi. Mana shuncha ibodatiga qo'shimcha ravishda, dedi Ibn Kasir, o'ta karamli inson edi. 70 ming dinor oltin meros olgan edi. Lekin buni dunyosiga sarflamagan o'zini. Infoq ehson qilgan faqir bechoralarga ilm yo'liga vafot etganda 7 dinor pul qolgan ekan. Shu 7 dinor pulini u kishini janozasiga odamlar sarf qilishgan bo'ldi. Taqvo varozgo'ylikda juda haris edi. Yolg'on gapirmas edi. Bir kuni bozorga chiqsa, piyoz sotayotgan savdogar "Ya basal ahla minal asal" demoqda ekan. "Ey, bu piyoz asaldan ham shirin piyoz. Reklama bu. Biz bu parvoy ham qilmaymiz." Imom Avzoi buni eshitib g'azablandi-da, subhanalloh. Bu kishi yolg'onni mumboqda biladimi? Endi bizni zamonamizda savdogarlarda, hunarmandlarda mana shu yolg'onga bo'lgan e'tiborni bir mulohaza qilib qo'yaylik. Imom Voqidi aytadi, Imom Avzoi kulmay qo'ygan ekan. Shuni sababini so'rashdi. Avzoi kunlarni birida dedi, "Shu kunlardan avval kulib o'ynardik. Ammo bizga odamlar iqtido qila boshlaganlardan keyin shu ishlar bizga to'g'ri kelmasligini angladik. U narsalardan ehtiyot bo'lishligimiz lozim." Ya'ni kulib hamma qatori yurar edim, ammo odamlar menga iqtido qilib, menga ergashdi boshlagandan keyin bu narsalarni o'zimga loyiq deb bilmadim dedi. U kishi munkarni yo'q qilishlikka, munkarni qaytarishlik uchun ko'tarilgan qilish edi. Payg'ambarimiz haqida, sahobalar haqida biror kishi nojoya so'z aytsa, albatta uni o'rniga qo'yib qo'yar edi. Bilasizlar, bu davrlar Abbosiylar davri bo'lgan. Ummaviylarning xilofatini ag'darib, Abbosiylar xalifaligi barpo qilindi. Mana shu Abbosiylarning xalifalari, Abbosiylarning amirlari
haddan oşup ayrımları cüde köp kon töktü. Ümmevilerinin konlarını, onların mal mülklerini müsadara kılıçtı, Şam'dan onlarını haydab çıkarıştı. Bu kıssanı İbn-i Kesir kiltiradı, İmam-ı Avzai özü kıssa kılıp yeredi bunu. Avzai Damaşk'a kirgeni de şehrinin ana şu zalim emiri özünü huzurge çakıttırdı. Cüde köp ümmevilerde konu nakızgen zalim emir. Ama Avzai çakırgı gelebiyede bormadı. Üç günden keyin keçki bordu. Ben yine Avzai özü hikaye kıladı. O emirini huzurge kirdim. O özünü kürsüde oturardı, kolu da temiri var. Yerini uğrayıp oturuptu. Onun atrafı değilse, onun kulları, kulları da kılıçlarını üçlep duruşardı. Salam verdim, salam geldi gelmedi. Ben şimdi Amr-ı Maruf Nahi Münker'de kendi yıkıyken bu kişi. Amirlerce kendi cürat bilen yapırken. Koludaki temir bilen yerini uğrayıp durup, ey Avzai, ona o zalimlerini koludan mülkünü tartıp olgenimi sakıdırmadıysan, ümmevilerde yok kılıp biz onlardan halifeliğini tartıp aldık. Bana şu işimiz cihat mı? Men, ey Amir al-Mu'minin, Ömer al-Muhattab'dan rivayet kılıngan hadiste Resulullah dediler, innemal amalu bin niyyat, deb cevap verdim. Yani amallar niyetke bağlı. Neme niyette onlarda konuna kız değiller, neme niyette onlarla uruş değiller, öşün gere şey şeyler dedi. Koledeki temirde kattıra o yerge uruştu başladı. Yani cahili çıktı. Atrafıdaki hizmetkarlarsa kılıçlı Mekke'nin avuşu açtı. Büyürseyi çöp taşasa. Çünkü bu amir gibi bunu dedi bu masada. Amir yine soradı. Bana Umayya'nın konuları hakkında ne deysen? Konunu köpe kızışken. Ne deysen? Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üç bu hadisini aytaman. Resulullah'ın da geldiler. Allah'tan özgü ilah yok de. Meni Allah'ın Resulü de iman getirgen kişinin konu fakat üç doğrunda halal buladı. As-sayyibu zani, aileyle boptırıp zina kısa, ve nefsu bin nefs, kasten burada öldürse, ve dinini terk kılıp mürtet bulsa dedi. Yani natoru kıl değiller degeni mi bu? Peygamberimiz erken üç doğru geçirse, demek ki gençler doğru buladı degeni. Emirine cahili çıktı da, yani hem kattara yerine uruştu başladı kolda yetemir bilen. Yani soradı, biz onlardan tartıvagen mallar hakkında mı değilsen dedi. Ümmevilerde Abbasiler öldürgen, kanını akızgen, yurttan haydegen, mallarını talan-taraş kıygen. Men, eğer o mallar onlarının kolada haram bulgen bulsa, yani haram yolu bulan tapışken bulsa, onlarga haram bulgen pul, sırarga hem haram buladı. Eğer onlarının koladaki mal onlar için halal bulsa, sizler hem fakat yine şer'i yolu bulan asiyeler sizlerge halal buladı. Dedim de başımı keçişini kütüptürdüm. Üçele cevabı ham emirine kursan kıladı gönü cevap mesela. Üçele kıyken işini hem natar iken yine bayan kıldı. Üşetip durken adamlar ham eğer çapılsam beni kanım saçılıp kıyımları eteğleri boyalıp gitmesi için eteğlerini kütarıp duruştu. Ama buradalar kalpler Allah'ın kolu da. Ama yettakillâhe yecallahu makraca. Kim Allah'tan takva kısa Allah yol veredi müşkülerden çıkıp geçtikçe. Katıl kımadı. Keçlik izin verdi. Ortumdan emirinin elçisi kolu da 200 tilla dinarını kötarıp gelip kolumu götürdü. 200 dinar tilla pul verdi. Pulunu aldım da şu yerden cilmastan turu fakir miskerleri yeter katıyı vardım. Emirinin elçisi hem askerler hem karab duruşu aradı. Bu ham buradalar İmam-ı Avzai'ni ne kadar uluğ insan ekenliğe dalalat kıladı. Hemen küçük kudret Allah'ın kolu da ekenliğine anık bilgen adam hiç kimden hiç neseden korkmuyordu. İbn-i Kesir aytadı, ulamalar Avzai'nin Allah'ın yolu da murabit, mücahit halı da vafat etkeni de ihtilaf kılmıyordular. 79 yaşta vafat etti. İmam-ı Avzai fakat gene özü de ilimde cemlegen alim gene emes idi. Ha ilim asası yolu idi, lekin hayatını başka cephalarını ham uzat beyparva taşla koyganmaz. Biz hem şuna buluşumuz kere ülkeler. Namazda okuyumuz vakti de, Kur'an'da okuyumuz, ilimle şugulanamız, sportla şugulanamız, hüner diyem kılamız. Şuna değil mi? Biz de bir tamamlama bab koyganmaz bu katta hatayımız. Eğer yani yüksek buluştuk halasek, ümmetlerge peşeva buluştuk halasek biz ümmet-i Muhammediye. Tavazun buluşu yeresi bulanımızda hayatımızda. Fakat yine ilim gecelerde olup, İlimni o'rgatib,
hayotdan ajralib qolmagan edi bu kishi. Musulmonlar orasidagi fasodga nisbatan qattiq mavqifda turar edi. Zamonasida amri ma'ruf nahi munkar bilan mashhur edi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.